Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce'deki 12 tense'i basit bir anlatımla ve ipuçlarıyla birlikte öğreneceğiz. Aslında tense'lere giriş yapmadan önce zaman ve tense kavramlarını birbirinden ayırmamızda fayda var. İngilizce'de 3 adet zaman vardır. Bu içinde bulunduğumuz zaman yani present, geçmiş zaman yani past ve gelecek zaman yani future'dır. Bu 3 zamanın altında da 4'er tane olmak üzere toplam 12 tane tense vardır. Her bir zamanın altında simple, continuous, perfect ve perfect continuous olmak üzere 4'er tane tense vardır. Akademik sınavlarda bize özellikle tense'ten çok zaman kavramlarını anlamak faydalı olacaktır. Bir olayın içinde bulunduğumuz zamanla mı ilgili, yoksa geçmiş zamanla mı ilgili, yoksa gelecek zamanla mı ilgili olduğunu anlamak soruyu büyük ölçüde çözmemize yardımcı olacaktır. Bu dersimizde bütün tense'leri yani 12 tense içinde öncelikle fonksiyonları yani kullanım alanlarını, sonra cümle yapılarını, sonra yardımcı fiilleriyle birlikte soru ve olumsuz yapıları inceleyeceğiz. Yardımcı fiillere ayrı bir bölüm ayırmamızın sebebi, yardımcı fiilleri öğrendiğimizde bütün tense'lerde soru ve olumsuz yapıların ne kadar kolay olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü tüm tense'lerde soru ve olumsuz cümle yapmak için yardımcı fiillerden yardım alıyor olacağız. Sonrasında da keywords yani anahtar kelimeler sınavlarda bize yardımcı olacak ipuçlarıyla birlikte her tense'i bu 4 ana başlık altında inceleyeceğiz. O halde ilk tense'imiz olan present simple ile başlayalım. Her tense'imizde yapacağımız gibi öncelikle present simple'ın kullanım alanlarından başlayalım. Present simple, scientific facts ya da general truths diyeceğimiz bilimsel gerçekler ve genel geçer doğrulardan bahsetmek için kullandığımız bir tense'dir. Aynı zamanda general statements diyebileceğimiz bilimsel bir gerçek olmasa da herkes tarafından kabul edilen doğrular için, herkes tarafından kabul edilen ifadeler için de present simple kullanacağız. Rutinlerimiz ve regular aktivitelerimiz yani rutin olarak yaptığımız düzenli işlerden bahsederken de yine present simple kullanacağız. Timetables or schedules yani zaman çizelgeleri ve planlı aktivitelerden bahsederken de yine present simple kullanacağımızı unutmayalım. Present simple'ın yapısına geldiğimizde ise adından da anlaşılacağı üzere basit yapılı bir tense. Özneden hemen sonra fiilin birinci halini yani yalın halini kullandığımızda aslında cümlemizi kurmuş oluyoruz. Bazı örneklerle bakalım. Planets revolve around the sun. Gezegenler güneşin etrafında dönerler. Bu bilimsel bir gerçektir ve present simple kullanırız. Children love computer games. Çocuklar bilgisayar oyunlarını severler. Bu herkes tarafından kabul gören genel bir şeydir. Dolayısıyla yine present simple kullanacağız. We play chess every weekend. Biz her hafta sonu satranç oynarız. Yine her hafta sonu yaptığımız düzenli bir etkinliğimizden bahsederken present simple kullandık. Lessons start at 8 in the morning. Dersler sabah 8'de başlar. Yine present simple bir zaman çizelgesine bağlı ifadeden bahsettik. Present simple'ın yapısını iki ana başlıkta incelememizde fayda var. I, you, we, they ve çoğul öznelerle özneden hemen sonra fiilin birinci hali ya da yalın halini kullanırız demiştik. Ancak he, she, it özneleriyle birlikte ise bu durum biraz değişiyor. Yine özneden hemen sonra fiilimizi kullanıyoruz. Ancak bu kez fiilden sonra s takısı geliyor. Örneklerimizle bakacak olursak the earth revolves around the sun. Bu kez sadece dünyadan bahsettim. Dünya güneşin etrafında döner dedim. Tekil bir öznem var. Yani it diyebileceğimiz bir öznemiz var. Dolayısıyla revolve fiilinden sonra s takısını kullandım. He loves computer games derkense o bilgisayar oyunlarını sever. Öznemiz bu kez he ve yine s takısını kullandım. She plays chess every weekend. O her hafta sonu satranç oynar dediğimizde ise yine öznemiz she olduğu için fiilden hemen sonra s takısını kullanmayı unutmuyorum.
yardımcı fiiller için yeni bir başlık açmamızın sebebi ise present simple'da olacağı gibi bütün tenslerde de aynı şeyi yapacağız. Soru sormak ve olumsuz cümle yapmak için yardımcı fiillerden yardım alacağız. Present simple'ın yardımcı fiilleri ise do ve does. Tahmin edeceğiniz gibi he, she, it ve tekil öznelerimizle birlikte, yani üçüncü tekil şahıslarla birlikte does kullanıyor olacağız. Örneklerimize bakacak olursak, do you like computer games? Bilgisayar oyunlarını sever misin? Yardımcı fiilim olan do'yu başa aldım, soru yapmış oldum. Cümlenin geri kalanında değişen bir şey yok. We don't like computer games. Bilgisayar oyunlarını sevmeyiz. Özneden hemen sonra don't kullandım. Yani yardımcı fiilimi olumsuz halde kullandım ve olumsuz cümle yapmış oldum. Cümlenin geri kalanında yine değişen bir şey yok. Does he play chess? Bu kez öznem he olduğu için does yardımcı fiilimi cümlenin başında kullandım ve soru sormuş oldum. O satranç oynar mı? He doesn't play chess. O satranç oynamaz. He öznem olduğu için yine does yardımcı fiilinin sonuna olumsuzluk ekledim ve olumsuz cümle yaptım. Bu arada don't, do not'ın kısa halidir. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda doesn't da does not'ın kısaltılmış halidir. Bunu da hatırlamış olalım. Ve bize present simple'ın ipucunu verecek olan zaman ifadelerine geçelim. Present simple'la sıklıkla always, usually, sometimes, rarely, never gibi zaman ifadeleri kullanılır. Aynı zamanda bunlarla eş anlamlı diyebileceğimiz all the time, often, occasionally, seldom, not at all gibi zaman zarflarını da every day, every week, every year, generally, at times, scarcely ve not ever gibi zaman ifadelerinde sık sık göreceğiz. Akademik sınavlarda eğer bir zaman ifadesi yoksa genellikle cevabımızın present bir durumla alakalı olacağını da unutmayalım. Sıradaki tensimiz present continuous. Yine öncelikle kullanım alanlarından başlayacağız. Present continuous tensi actions happening now, yani şu anda gerçekleşmekte olan, konuşma anında gerçekleşmekte olan olaylardan bahsederken kullanabiliriz. Temporary situations, yani geçici durumlardan bahsederken de yine present continuous kullanacağız. Changing situations dediğimizse değişmekte olan durumlardan bahsederken, bir şey sürekli olarak değişiyorsa, sürekli olarak gelişiyorsa present continuous kullanacağız. Son olaraksa fixed future arrangements diyeceğimiz present continuous'un aslında gelecek zamana atıfta bulunan bir kullanım olduğunu da unutmayalım. Sabitlenmiş, kesinleşmiş geleceğe dair planlarımızın ya da düzenlemelerimizin yapıldığı, özellikle başka kişilerin de işin içine dahil edildiği planlarda yine present continuous kullanacağız. Present continuous'un yapısına baktığımızdaysa özneden hemen sonra am, is, are yardımcı fiillerinden uygun olanı kullanıp arkasından gelen fiili de ing ekiyle birlikte kullanacağımızı unutmayalım. Örneklerle inceleyecek olursak you are watching a video now. Şu anda bir video izliyorsunuz. I am staying at my cousin's these days. Bugünlerde kuzenimde kalıyorum. Her zaman kuzenimle yaşamıyorum demek ki ama şu sıralar geçici olarak kuzenimde kaldığımı belirtmek için yine present continuous kullanacağım. You are getting taller and taller every day. Her geçen gün daha da uzuyorsun derken yine değişmekte olan bir durum için present continuous kullandım. He is meeting some friends tonight. Kesinleşmiş bir plandan bahsederken yine present continuous kullandım. Akademik sınavlarda every day gibi, every year gibi içinde every olan ifadeler genellikle present simple ipucu olduğu için bizi yanıltabilecek olan şu değişmekte, gelişmekte olan ve özellikle daha da, daha da anlamı katan komparatiflerle birlikte present continuous'un kullanıldığı you are getting taller and taller every day örneğine de dikkatlice bakmanızı istiyorum. Tıpkı present simple'da yaptığımız gibi yardımcı fiillerini bilirsek present continuous'la nasıl soru ve olumsuz cümle kuracağımızı da rahatlıkla anlayabiliriz. Am, is, are yardımcı fiillerimiz olacak ve bu yardımcı fiilleri cümlenin başına aldığımda soru sormuş olacağım.
arkasından olumsuzluk ekini eklediğimde olumsuz cümle yapmış olacağım. Are you studying right now? Şu anda ders mi çalışıyorsunuz? We aren't studying right now. Şu anda ders çalışmıyoruz. Is he working on a project? Şu anda bir proje üzerinde mi çalışıyor? He isn't working on a project. Bir proje üzerinde çalışmıyor. Yine bu örneklerde kullandığımız aren't'ın are not'ın bir kısaltması olduğunu, isn't'ın da is not'ın bir kısaltması olduğunu unutmayalım. Present continuous'la sıklıkla kullandığımız zaman ifadeleri ise now, today, right now, these days, at the moment ve nowadays gibi şu anda ya da şu sıralar anlamına gelebilecek zaman ifadeleridir. Bir sonraki tense'imiz ise present perfect. Hepimizin Türkçe'de karşılığı yok diye düşündüğümüz bu tense'in karşılığını aramak yerine kullanım yerlerini öğrenirsek faydalı olacaktır. Present perfect aslında çok sık kullanılan, karşımıza da oldukça sık çıkan bir tense'tir. Dolayısıyla nerelerde kullanıldığını bilmek oldukça işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Present perfect öncelikle experience yani deneyim dediğimiz durumlarda bir deneyimimizden bahsederken, geçmişimizde yaptığımız deneyim olabilecek nitelikte önemli olaylardan bahsederken present perfect kullanacağız. Change over time, zaman içerisinde değişmiş olan şeylerden bahsederken yine present perfect kullanacağız. Accomplishment, özellikle insanoğlunun bir başarımından bahsederken yani aslında geçmişte başarmış olsa da bugüne etkileyen büyük başarımlardan bahsederken, büyük kazanımlardan bahsederken yine present perfect kullanacağız. Present results, bizim en çok karşımıza çıkan hatta present perfect deyince aklımıza ilk gelen kullanımlarından bir tanesi de geçmişte olmuş, özellikle de yakın geçmişte gerçekleşmiş fakat sonuçları şu anı ilgilendiren, sonuçları şu anda görülebilen ya da şu anı etkileyen olaylarda yine present perfect kullanacağız. Örneklerle biraz daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Present perfect'in cümle yapısını incelediğimizde ise özneden hemen sonra have, has yardımcı fiillerini ardından da fiilin üçüncü halini kullandığımızı söyleyebiliriz. Fiilin üçüncü hali derken kastettiğimiz şey düzenli fiillerde verb ed, düzensiz fiillerde fiilin üçüncü hali olacak tabii ki. They have visited Paris before. Daha önce Paris'i ziyaret ettiler. Bu bir experience yani deneyim olabilir. You have grown since I last saw you. Seni en son gördüğümden beri büyümüşsün. Bu zaman içindeki bir değişimi gösterir. Rap music has become very popular. Rap müzik çok popüler oldu. Zaman içerisinde kazanılmış bir başarımdan bahsediyor rap müzik adına. He has broken his leg, so he can't run. Bacağını kırdı, o yüzden koşamaz. Burada kastettiği şey ise present result. İşte içinde bulunduğumuz zamanda sonucunu görmek böyle bir şey. Bacağını kırdı, ne zaman kırdı? Önemli değil. Önemli olan ne? Şu anda koşamıyor olması. Yani olayın şu ana etkisi. O zaman present perfect kullanıyoruz. Present perfect tense'in auxiliary verb yani yardımcı fiilleri ise have ve has. Yardımcı fiilleri olumlu cümlede de kullandığımız için ayırt etmek çok zor olmasa gerek. Has yardımcı fiilini üçüncü tekil şahıslarla birlikte kullandığımızı da unutmayalım. Have you visited the British Museum? İngiliz Müzesi'ni ziyaret ettiniz mi? We haven't visited London yet. Londra'yı henüz ziyaret etmedik. Have yardımcı fiilimi cümlenin başına aldım ve soru yaptım. Haven't şeklinde olumsuz bir şekilde kullandım ve olumsuz cümle yaptım. Has she finished the project? Projeyi bitirdi mi? She hasn't finished the project yet. Projeyi henüz bitirmedi. Bu sefer üçüncü tekil şahıs olan she ile birlikte has yardımcı fiilini cümlenin başında kullandım. Yani özneden önce kullandım ve soru sordum. Özneden sonra yardımcı fiilimi kullanırken olumsuz halde hasn't şeklinde kullandım ve olumsuz cümle kurmuş oldum. Projeyi bitirdi mi sorusunu sorarken ise projeyi ne zaman bitirdiğinin bir önemi yok. Önemli olan şu ana kadar projenin bitmiş olması. Aynı zamanda haven't, have not kısaltmasıdır. Hasn't ise has not kısaltmasıdır. Bunu da hatırlamış olalım.
Present Perfect ile birlikte sıkça karşımıza çıkan zaman ifadeleri, yani anahtar kelimelerimiz ise yet, already, just, since, for, lately, recently, before, today gibi, up to now, up to present, so far, throughout gibi, throughout history, tarih boyunca gibi ifadeler olacaktır. Bunların çoğu şu ana kadar, son zamanlarda, şu zamandan beri, şu kadar zamandır anlamları katan yardımcı ifadelerdir. Present Perfect Continuous ise Present Perfect'ten hem anlam hem yapı olarak çok da farklı bir tanesi değil. Anlamsal olarak ikisinin neredeyse aynı şekilde ve birbirinden çok fazla ayırmadan kullanıldığını söylemem gerekir. Sadece Present Perfect Continuous'un tek farkı geçmişte başlamış, bir süredir devam etmiş, şu anda da devam etmekte olan eylemlerden bahsederken kullanırız. Ama kullanım alanlarına şöyle bir göz atalım. Length of an unfinished action diyor. Özellikle bitmemiş bir eylemin ne kadar süredir yapılmakta olduğunu vurgularken present perfect continuous kullanabiliriz present perfect yerine. Repeated continuing actions dediğimizde tekrar eden ya da belli aralıklarla tekrar etmekte olan eylemlerimizden bahsederken yine present perfect continuous kullanacağız. Effects of a recent finished action derkense yakın geçmişte bitmiş bir olayın etkilerinden bahsederken yine present perfect gibi present perfect continuous da kullanabiliriz. Bu iki tanesinin birbirinden ayrımını size soracaklarını düşünmüyorum. Diyelim ve yapısına bakalım. Bu kez ise present perfect ve continuous olması gerektiği için have been, has been yine üçüncü tekil şahıslarla has been olacak. Arkasındansa verb ing kullanacağız. Yani subject have been ya da has been verb ing şeklinde kullanıyor olacağız. Örneklerimize şöyle bir bakacak olursak da Ozan has been teaching English for 15 years. Ozan 15 senedir İngilizce öğretmektedir cümlesinde 15 yıl önce başlamış, halen devam etmekte olan bir olaydan bahsediyoruz. We have been going to Bodrum every summer since 1998 derkense 1998'den beri her yaz Bodrum'a gitmekteyiz. Sürekli gittiğimiz bir yer değil, her yaz düzenli olarak tekrar eden bir şekilde gittiğimiz için present perfect continuous kullanabiliriz. Özellikle ne zamandan beri olduğunu belirtirsem present perfect continuous'a daha uygun bir olaydan bahsediyor olurum. It has been raining all day, so the roads are wet. Bütün gün yağmur yağmaktaydı, bu yüzden yollar ıslak. Kısa bir süre önce yağmur bitmiş olabilir ama bütün gün yağmakta olduğu için present perfect continuous kullandım. Sonucunu da şu anda yolların ıslak olmasıyla görebiliyorum. Present perfect'le ne kadar benzer olduğunu görebilirsiniz. Nasıl ayıracağız hocam diye sormayın, ayırmanıza gerek yok. Present perfect continuous'un yine yardımcı fiili have ya da has, tıpkı present perfect'te olduğu gibi have'i ya da has'i başa alarak soru yapacağım. Arkasından olumsuz kekine ekleyerek olumsuz cümle yapacağım. Örneklerimize bakalım. Have you been working on your project? Projenin üzerinde mi çalışmaktasın? You haven't been listening to me all this time. Bütün bu zamandır beni dinlemiyordun. Has she been waiting for you for 3 hours? 3 saattir seni mi bekliyor? Bakın ben present perfect continuous'u tıpkı present continuous gibi yani Türkçedeki şimdiki zaman gibi çeviririm. Çünkü çeviri yaparken o cümleyi Türkçe'de söylüyor olsaydım nasıl söylerdim diye düşünmek lazım. 3 saattir bizi mi beklemekteydi demeyiz. Şimdiki örneklerimizi çevirirken şimdiki zamanla ya da present continuous'la farkını anlamanız için biraz 15 yıldır öğretmenlik yapmaktadır gibi çevirdim ama 3 saattir bizi mi bekliyordu derken bile bakın şimdiki zaman için bile present perfect continuous kullandım. Bu yüzden tenslerin Türkçe karşılıklarını yani tens isimlerinin Türkçe karşılıklarını bulmaya çalışmayın. O tenslerin hangi durumlarda kullanıldığını bilmeniz size daha faydalı olacaktır. Has she been waiting for you for 3 hours? She hasn't been waiting for me for 3 hours. She has been waiting for us. Beni 3 saattir beklemiyor, bizi 3 saattir bekliyor diyebiliriz. Present Perfect Continuous'un yine
anahtar kelimeleri present perfect'tekilere oldukça benzer. Özellikle for 3 hours, 3 saattir. Since 1995, 1995'ten beri yapmaktayım derken yine bu ifadeleri kullanacağız. Son olarak da how long, recently ve lately ifadeleriyle de present perfect continuous'ı kullandığımızı bilelim. Geldik past simple'a. Past simple, definite time in the past, yani geçmişte ne zaman olduğu kesin olan, net olan olaylardan bahsederken present perfect'in aksine kullanılabilir. List of past events in order, geçmişteki bazı olayların sıralı bir şekilde şu oldu, bu oldu, sonra bu oldu derken yine kullanılabilir. Completed actions in the past, yani geçmişte tamamlanmış, bitmiş olaylardan bahsederken yine past simple kullanacağız. Bunlar past simple'ı present perfect'ten ayıran özellikle. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Past simple'ın cümle yapısı yine oldukça basit. Özneden hemen sonra verb ed ekliyorum. Past simple'ı da iki açıdan inceleyeceğim. Hem verb ed ile düzenli fiillerle nasıl kuruluyor, hem de düzensiz fiillerle fiilin ikinci hali nasıl oluyor, ona bakacağız. They visited their grandmother yesterday. Dün büyükannelerini ziyaret ettiler. Bakın zaman hemen önemli hale geldi. Ne zaman? Dün ziyaret ettiler. I finished my work, called my friends and watched a film with them. İşimi bitirdim, arkadaşlarımı aradım ve onlarla bir film izledim. Geçmişteki sıralı olaylardan bahsederken past simple kullandım. We played different games on the street in our childhood. Çocukluğumuzda sokakta çeşitli oyunlar oynardık. Demek ki bu iş tamamlanmış, bitmiş. Artık böyle bir şey yapmıyorum. Düzensiz fiillerle past simple cümle nasıl kurulur? Ona da bir hızlıca bakalım. Tabii ki yine özneden sonra fiilin ikinci halini kullanacağız. Perfect tense'lerle üçüncü hallerini kullanıyorduk. Past simple'daysa ikinci halini kullanacağız. He went to the cinema last weekend. Geçen hafta sonu sinemaya gitti. Yine zaman önemli. Ne zaman? Geçen hafta sonu. We saw you at the mall yesterday. Dün sizi alışveriş merkezinde gördük. Ne zaman? Dün. We bought a new car 2 weeks ago. 2 hafta önce yeni bir araba aldık. Ne zaman aldık? 2 hafta önce. Bütün bu örneklerde düzensiz fiillerin ikinci hallerini kullandık. Örneğin, went, go fiilinin ikinci hali. Saw, see fiilinin ikinci hali. Boughtsa, buy fiilinin ikinci hali. Yani gitmek, görmek ve satın almak fiillerinin ikinci hallerini görmüş olduk. Not alsanız iyi olur. Tıpkı olumlu cümlelerde olduğu gibi past simple'ın yardımcı fiili did'i de bütün öznelerle aynı şekilde kullanıyoruz. Biraz önce söylemeyi unuttum. Fakat olumlu cümlelerde bütün öznelerle aynı şekilde cümle kuracağız. Did yardımcı fiilini öznenin önüne alıp soru soracağız. Arkasından olumsuzluk ekini ekleyerek olumsuz cümle kuracağız. Did you go to the cinema yesterday? Dün sinemaya gittiniz mi? We didn't go to the cinema yesterday. Dün sinemaya gitmedik. Did he buy a new car last week? He didn't buy a car last week. Geçen hafta bir araba mı aldı? Geçen hafta bir araba almadı. We didn't go örneğimizdeki didn't, did not kısaltması. Aynı şekilde he didn't buy örneğindeki didn't da yine did not kısaltması. Bunu da görmüş olalım. Past simple'ın zaman ifadeleri zamanı bilinen geçmiş zaman olduğu için, yani ne zaman olduğu bilinen olaylardan bahsederken kullandığım için özellikle last, ago ve in ifadelerini sıklıkla kullanacağız. Last ifadesiyle last year, last week gibi geçen hafta, geçen yıl. Ago ifadesiyle ise 2 days ago, 5 years ago derken, 2 gün önce, 5 yıl önce derken yine past simple kullanacağız. In ifadesiyle özellikle geçmişteki bir yılı verirsek yine past simple'dan bahsediyor oluruz. Örneğin in 1850s derken 1850'lerde ya da in 1984 derken 1984'te şeklinde kullanabiliriz.
Sıradaki tensimiz past continuous. Past continuous'un iki tane kullanımı var. Bunlardan birincisi long action at a specific time in the past. Geçmişte bir noktada olmakta olan, devam etmekte olan bir olaydan bahsediyoruz. Tıpkı present continuous'ta nasıl şu anda olmakta olan bir olaydan bahsediyorsak, geçmişte bir nokta alıp o sırada olmakta olan bir olaydan bahsederken de oluyordu şeklinde, yapıyordum, gidiyordum şeklinde past continuous kullanacağız. Bir de two long actions happening at the same time in the past. Yani aynı anda gerçekleşmekte olan iki uzun olaydan bahsederken yine past continuous kullanacağız. Bu ne demek? Ben kitap okuyordum. Kardeşim de uyuyordu. Yani ben kitap okuyorken kardeşim içeride uyuyordu gibi bir ifade kullanırken yine past continuous kullanacağız. Yapısına bakacak olursak past continuous'ta was ve were yardımcı fiilleriyle birlikte tıpkı present continuous'taki am, is, are gibi was'ı tekil öznelerle, were'ü ise çoğul öznelerle kullanacağız. Özneden sonra was, were, hemen ardından fiile yine continuous bir tense olduğu için tüm continuous tenslerde olacağı gibi verb ing yani fiile ing ekleyeceğiz. I was walking to the station when I met you. Seninle karşılaştığımda istasyona yürüyordum. We were studying at 6 o'clock yesterday. Dün saat 6'da ders çalışıyorduk. They were playing outside while my sister was sleeping. Kız kardeşim uyurken onlar dışarıda oynuyorlardı. Aynı anda geçmişte olan iki olaydan bahsederken kullandım. Past continuous'un yardımcı fiillerine bakacak olursak was ve were. Soru sormak için was'ı veya were'ü öznenin başına alıyorum. Were you studying when I came home? Ben eve geldiğimde ders mi çalışıyordun? We weren't studying when you came. Sen geldiğinde ders çalışmıyorduk. Was he working on the project on Sunday? Pazar günü proje üzerinde mi çalışıyordu? He wasn't working on the project. Proje üzerinde çalışmıyordu. Tıpkı diğer yardımcı fiillerimizde olduğu gibi weren't, were not kısaltmasıdır. Wasn't da was not kısaltmasıdır. Aklımızda bulunsun. Past continuous'un anahtar kelimelerine gelecek olursak ilk aklımıza gelecek olan while ve onunla aynı anlamda olan as zaman ifadeleridir. When'le birlikte de past continuous'un kullanıldığını görebiliriz. This time ifadesi yani bu zamanlar ifadesi this time yesterday, this time last Sunday gibi geçen pazar bu zamanlar, dün bu sıralarda gibi kullanıldığında yine past continuous'a gönderme yapıyor olabilir. Bir sonraki tensimiz past perfect. Yapısı present perfect'e oldukça benzemektedir. Present perfect'i nasıl şu ana kadar, şu andan önce olmuş olaylar için kullandıysak, past perfect içinde a finished action before a second point in the past diyebiliriz. Yani geçmişte bir olay olacak, ondan daha önce bir olay olduysa o olayı ifade ederken past perfect kullanabiliriz. Bunun için geçmişin geçmişi şeklinde aklınızda kalacak bir hatırlatma da yapabiliriz. Geçmişte bir olay olacak, ondan daha önce bir olay olacak. Yani tek başına past perfect'i cümle içinde göremeyiz. Past perfect bir ifade olabilmesi için önce geçmişte başka bir olaya ihtiyacım var. Bunu da unutmayalım. Past perfect tense'in cümle yapısına düzenli fiiller bakımından bakacak olursak özneden hemen sonra had yardımcı fiilini kullanıyorum. Ardından fiilimin arkasına ed ekliyorum. The film had started when we arrived. Biz vardığımızda film başlamıştı. Biz vardık, past simple. Ondan da önce film başladığı için past perfect kullanıyorum. The party had finished until we found the place. Biz mekanı bulana kadar parti bitmişti. Biz mekanı bulduk ama ondan da önce yine geçmişte parti bitmişti. O zaman past perfect kullanıyorum. Düzensiz fiiller bakımından past perfect'in cümle yapısına bakacak olursak özneden hemen sonra yine had geliyor. Bu kez fiilim düzensiz olduğu için fiilin üçüncü halini kullanıyorum. The boss had left his office when I called him. Onu aradığımda ofisten ayrılmıştı. Ben onu aradım ama daha öncesinde o ofisten ayrılmıştı. Leave fiilinin üçüncü hali de left.
We had eaten something before the flight. İlla past simple bir olay olmak zorunda değil. Uçuştan önce bir şeyler yemiştik derken, uçuş geçmişte gerçekleştiyse, ondan önce bir şeyler yediysem, o zaman past perfect kullanacağım yine. Eaten, eat fiilinin üçüncü halidir. Bilmiyorsanız bunları not almanızda fayda var. Past perfect'in yardımcı fiili yine şanslıyız ki had ve öznelere göre değişmiyor. Bütün öznelerle aynı olacak. Dolayısıyla had'i öznenin başına alarak soru yapacağım. Had'den sonra olumsuzluk ekimi kullanıp soru cümlesi yapmış olacağım. Had you studied enough before the last exam? Son sınavdan önce yeterince çalışmış mıydın? Son sınav geçmişte. Ondan öncesiyle alakalı bir şey sorduğum için past perfect kullanıyorum. Aslında tespit etmesi, sınavlarda bulması oldukça kolay bir tensidir. Past perfect'e dikkat edelim. I hadn't studied enough before the exam. Sınavdan önce yeterince çalışmamıştım. Had the plane left when you arrived at the airport? Siz havaalanına vardığınızda uçak kalkmış mıydı? Siz havaalanına vardınız. Ondan öncesiyle ilgili bir şey soruyorum. Niye hep şu hareketi yapıyorum bilmiyorum ama ondan öncesiyle ilgili bir soru soruyorum. Dolayısıyla past perfect. The plane hadn't left, but we didn't have time to check in. Uçak kalkmamıştı ama bizim check-in yapacak vaktimiz yoktu. Ne zaman? Biz vardığımızda. Yine past perfect için anahtar kelimeler ya da zaman ifadelerimiz when, until, earlier, before, after ve by the time. Özellikle by the time'a dikkat edelim. By the time geçmiş zamanda kullanıldığında past perfect, gelecek zamanda kullanıldığında future perfect'in bir ipucu olabilir. Past perfect continuous'a geldiğimizde ise an ongoing action before a second point in the past diyebiliriz. Yani yine geçmişte bir olay var ama ondan önce başlayan bir olay o olaya kadar devam etmiş ve hala da devam etmekte. Yapısına bakacak olursak past perfect continuous'un yine öznelere göre değişmeyen bir tense. Subject yani özneden sonra had arkasından been arkasından continuous olması gerektiği için verb ing kullanacağım. People had been living in peace before the war. Savaştan önce insanlar barış içinde yaşamaktaydılar. Our team had been playing well until the rain started. Yağmur başlayana kadar bizim takım iyi oynamaktaydı. Yağmurun başladığı ana kadar geçmişte başlayıp devam etmiş bir olaydan bahsediyoruz. She had been looking for a job for 8 months when she found this position. Bu pozisyonu bulduğunda 8 aydır iş aramaktaydı. Geçmişteki noktam nerede? Bu pozisyonu bulduğu zaman öncesinde başlayıp o zamana kadar devam etmekte olan bir olaydan bahsediyoruz. Yardımcı fiilimiz had yine bütün öznelerle aynı. Yine bütün tenslerde olduğu gibi öznenin başına alacağım soru yapacağım. Bu tensten sonra da bunu söylemeyeceğim. Öznenin başına alacağım soru yapacağım. Arkasından olumsuzluk ekini ekleyeceğim. Olumsuz cümle yapacağım. Had you been living in Berlin before the war? Savaştan önce Berlin'de mi yaşamaktaydınız? We hadn't been living in Berlin before the war. Savaştan önce Berlin'de yaşamıyorduk. Ya da yaşamamaktaydık. Had the car been working well before the accident? Kazadan önce araba düzgün çalışmakta mıydı? No, it hadn't been working well, but it is worse now. Hayır. İyi çalışmamaktaydı ama şimdi daha kötü oldu. Kazadan önceki devam etmekte olan bir durumdan bahsederken past perfect continuous'u kullandım. Past perfect continuous'un zaman ifadeleri ise when, until, how long, before, after ve by the time. Tıpkı past perfect'te olduğu gibi. Akademik sınavlarda özellikle bilim dili olduğu için present tense'ler ve tarihi veya geçmişte olmuş olaylardan bahsederken past tense'ler çok fazla kullanılır. Future tense'ler çok fazla sorulmasa da ya da karşımıza çıkmasa da hızlıca onları da bir gözden geçirelim ve future simple'la başlayalım. Future simple, spontaneous decisions yani spontane anlık kararlarımızda kullandığımız bir tense olarak karşımıza çıkıyor özellikle. Predictions yani gelecekle ilgili tahminlerimizden bahsederken promise, hope, believe, guess, expectation ya da threat gibi
Yani geleceğe dair bir söz verirken, umudumuzdan bahsederken, inancımızdan, tahminimizden ya da beklentimizden bahsederken, ki bunların tamamı gelecekte olacak olan şeyler olacaktır, yine Future Simple kullanıyoruz. Future Simple'ın şöyle bir yapısına bakacak olursak, yine öznelere göre değişmiyor. Özneden sonra will kullanıyorum ve will'den sonra tıpkı bir modalmış gibi fiilimin yalın halini kullanıyorum. Örneğin, are you cold? I will close the window. Üşüdün mü? Camı kapatacağım. Derken o anda karar verdiğim bir şey için will kullandım. Yani future simple. It will rain tomorrow. Yarın yağmur yağacak. Hava tahminlerinden bahsederken yine will kullanabiliriz. I believe our team will win the match. Bizim takımın kazanacağına inanıyorum. Yine geleceğe dönük bir inanç. I promise I will find a job soon. Söz veriyorum, yakında bir iş bulacağım. Gelecekle ilgili bir söz verdim. I hope you will pass the exam. Hatta I hope you all will pass the exam. Umarım hepiniz sınavı geçeceksiniz. Future Simple'da yardımcı fiilimiz will. Bunu az önce de söylemiştik. Will they help us do this? Bunu yapmamıza yardım edecekler mi? I think they won't help us. Bence yardım etmeyecekler. Will it snow tomorrow? No, it won't snow tomorrow. Derken gelecekteki, yani yarınla ilgili bir hava tahmininden bahsettik. Future Simple'ın zaman ifadeleri tahmin edeceğiniz üzere gelecekteki herhangi bir zaman olabilir. Örneğin, tomorrow, next week, in 2 days ya da soon, next month, in 4 years gibi ifadeler olabilir. Yarın, gelecek hafta, 2 gün içinde, 2 yıl içinde, önümüzdeki ay gibi ifadelerin tamamıyla Future Simple'ı kullanabiliriz. Future Continuous'a geldiğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere hem Future olacak gelecekte hem de Continuous olacak devam etmekte olan bir olay. Yani an ongoing action at a specific time in the future diyebiliriz. Gelecekte belli bir noktada devam etmekte olan olaylardan bahsederken kullanacağız. Tıpkı present continuous nasıl şu anda devam etmekte olan olaylardan kullanıyorsak ya da past continuous'u nasıl geçmişte bir anımız var ve o an gerçekleşmekte olan olaylardan bahsediyorsak, gelecekte bir anımız varsa ve o sırada oluyor olacak olan bir şeyden bahsediyorsak future continuous kullanacağız. Bu kez özneden hemen sonra will be ardından continuous olabilmesi için fiilin ing eklenmiş halini kullanacağız. She will be sleeping at 6 tomorrow. Yarın saat 6'da uyuyor olacak. Gelecekte bir zaman belirledim. Yarın saat 6, o sırada o uyuyor olacak. I will be flying to London this time next Friday. Önümüzdeki cuma bu sıralarda Londra'ya uçuyor olacağım. They will be working next Saturday. Önümüzdeki cumartesi çalışıyor olacaklar. Yardımcı fiilimiz will tabii ki. Dolayısıyla ne yapacağımızı biliyorsunuz. Hemen bir soruyla başlayalım. Will she be sleeping at 9 tomorrow morning? Yarın sabah 9'da uyuyor mu olacak? I think she won't be sleeping at 9 o'clock. Bence saat 9'da uyuyor olmayacak. Will they be working next Sunday? Önümüzdeki pazar çalışıyor mu olacaklar? No, they won't be working. Hayır, çalışıyor olmayacaklar derken yine soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde nasıl future continuous kullandığımızı gördük. Future continuous kullanmamızı gerektiren ipuçları özellikle gelecekte şu sırada, gelecekte bu zaman anlamında this time tomorrow, az önceki örneklerimizde de kullandığımız gibi this time next Sunday, at 6 o'clock tomorrow, at 9 o'clock tomorrow morning gibi ifadeler olacak. Çünkü gelecekte şu zamanda şunu yapıyor olacağım mantığına eğer oturtursanız future continuous anlamamanız için hiçbir sebep yok. Future perfect ise a finished action before a second point in the future diyebiliriz. Yine gelecekte bir zamanımız var. O zamana kadar gerçekleşmiş olacak olan olaylar için kullanacağız. Yani o zamana kadar tamamlanmış olacak olan olaylar için kullanacağız. Present perfect ve past perfect ile benzerliğini yakalarsanız eğer çok daha kolay anlarsınız. Yine düzenli fiillerde subject artı will have arkasından fiilin ed takısı almış halini kullanacağız. We will have finished the project before noon. Öğleden önce projeyi bitirmiş olacağız. You will have learned all the English tenses
at the end of this video. Bu videonun sonunda bütün İngilizce tensleri öğrenmiş olacaksınız. Gelecekte bir zaman belirledim. Bu videonun bittiği zaman ne yapmış olacaksınız? Bütün İngilizce tensleri öğrenmiş olacaksınız. Düzensiz fiillerde ise tabii ki yine özneden sonra will have arkasından fiilimin üçüncü hali gelecek. Bütün perfect tenslerde olduğu gibi. I will have gone far away when you read this letter. Sen bu mektubu okurken ben çok uzaklara gitmiş olacağım. The boss will have left the office until you arrive. Sen gelene kadar patron ofisten ayrılmış olacak. Yine senin mektubu okuduğun ya da senin ofise vardığın zaman gelecekte bir şeyler tamamlanmış olacak anlamında bu örnekleri kullanabiliriz. Future Perfect'in yardımcı fiili bütün gelecek zamanlarda olduğu gibi will. Yine soru ve olumsuz yapmamız gerektiğinde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Will you have finished the project until the end of week? Projeyi hafta sonuna kadar bitirmiş olacak mısın? I won't have finished the project until the end of week. Projeyi hafta sonuna kadar bitirmiş olmayacağım. Future Perfect'in anahtar kelimeleri yani zaman ifadeleri when, until ve before'u sayabiliriz. Fakat en önemlisi past perfect'te de söylediğim bir zaman ifadesi vardı. Sınavlarda karşımıza çıkarsa dikkat etmeliyiz. By ya da by the time ya da by that time ya da by then ya da by tomorrow gibi şu zamana kadar, bu zamana kadar anlamı katan until gibi düşünebileceğimiz ifadeler future perfect'in ipucu olabilir. Geçmiş zamandaysa past perfect, gelecek zamandaysa future perfect demiştik. Geldik son tensimize. Future perfect continuous. Length of an unfinished action at a specific time in the future diyebiliriz. Gelecekte yine bir olay var. O olaya kadar tıpkı future perfect'teki gibi başka bir olayın ne kadar süredir sürüyor olacağını anlatan tensimiz. Sınavlarda çok fazla karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Future perfect'le arasındaki tek fark da zaten o olayın ne kadar süredir devam etmekte olduğunu anlatması. Yapısına baktığımızda özneden sonra will have been artı verb ing tabii ki devam etmekte olan bir tense'den bahsediyoruz. O yüzden ing'siz bir continuous tense olamaz. Örneklerimize bakacak olursak at the end of this month, I will have been working here for 1 year. Bu ayın sonunda, gelecekte bir zaman belirledim. Burada bir yıldır çalışmakta olacağım. Ne kadar süredir çalışmakta olacağını belirttiği için future perfect continuous kullandık. This time next year, we will have been living in Turkey for 10 years. Gelecek sene bu zamanlar 10 yıldır Türkiye'de yaşıyor olacağız, Türkiye'de yaşamakta olacağız gibi bir çeviri düşünülebilir. Çok da Türkçe'ye çevrilesi bir tense değil. Sadece şunu bilin, o gelecekte belirttiğiniz zaman geldiğinde bir işi ne kadar süredir yapıyor olacağınızı belirten tense'dir. Aslında future continuous'a da benzer bir şekilde çevrilir. Sadece ne kadar süredir yapıyor olacağını belirttiğini unutmamalıyız. Soru ve olumsuz yapılarına gelecek olursak yine auxiliary verb yani yardımcı fiilimizin will olduğunu hatırlayalım. Will you have been living in Istanbul for 10 years at the end of the year? Bu yılın sonunda 10 yıldır İstanbul'da mı yaşıyor olacaksın? I won't have been living here that long at the end of the year. Yıl sonunda o kadar uzun süredir burada yaşıyor olmayacağım derken yine future perfect continuous kullandım. Future Perfect Continuous ile birlikte kullanılan en önemli anahtar kelimeler for, by ve next. İngilizce'deki 12 tensin tamamının kullanım alanlarını, cümle yapılarını, yardımcı fiilleriyle birlikte soru ve olumsuz cümle yapılarını, sınavlarda karşımıza çıkacak ipucu kelimeler ve zaman ifadelerini öğrenmiş olduk. İngilizce'nin bel kemiği olan, aslında bütün dillerin bel kemiği olan zamanlar konusunun neden önemli olduğunu da göz önünde bulundurmamızda fayda var.
Öncelikle şunu unutmayın. Her ne kadar 12 tane tens olsa da biz genellikle akademik sınavlarda bir tens sorusu ile karşı karşıyaysak bu olay geçmişte mi oldu, içinde bulunduğumuz zamanda mı oldu yoksa gelecekte mi olacak onu yakalamamız oldukça işimize yarayacaktır. Sınavlarda tenslerin sadece tens sorularında doğrudan sorulduğunu düşünmek çok büyük bir yanlış olur. Tensler sınavın tamamına yayılmış bir şekilde ve birçok bölümde sorulur. Aynı zamanda başka konuları bir sonraki videolarda öğreneceğimiz konuları da öğrenmemize yardımcı olacaktır tensler. Özellikle passive voice yani etken edilgen çatılardan bahsederken, conditionals şart cümlelerinden bahsederken, conjunctions bağlaçların arasındaki ilişkilerde bazen zaman ilişkileri olabiliyor, zaman uyumu gerekebiliyor. Models konusu zaten tenslerden bağımsız düşünülemez. Inversions yani devrik cümlelerde yine tensler oldukça önemli hale gelecek. Soru tarzı olarak da cümle tamamlama, yeniden ifade etme ve çeviri sorularında tenslerden oldukça yararlanıyor olacağız diyelim. Bu videodan öğrendiğinizi düşündüğünüz ya da bu videoda dikkatinizi çeken bir tensten bir tane olumlu, bir tane olumsuz, bir tane de soru cümlesini yorumlara yazarsanız ve hatası olanları yorumlarda düzeltirseniz konunun daha kalıcı olacağını, en azından hatırlamanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben de yorumlardaki cümlelerinize göz atıyor olacağım. Tenslerin soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Good morning, good afternoon and good evening. Şu anda hangi zamandaysanız.